Arkadaşlar merhabalar, bu videomda paralelkenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 12. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız deltoidde uzunluk. Arkadaşlar deltoidde uzunlukta şunu bilmeniz gerekir. Köşegenler dik kesir ve köşegen mutlaka çizeceksiniz. Yani işiniz gücünüz köşegen, olmazsa olmazınız köşegendir arkadaşlar. Daha önceki videoda da söylemiştim. Hatta köşegen çizerken simetri ekseni olan köşegen çizmeniz tavsiye edilir arkadaşlar. Tamam, tek bir köşegen, hiçbir köşegen yoksa da tekli olarak o köşegeni çizebilirsiniz. Burada örnek sorusu da var. Genelde işte o köşegen çizmeyle alakalı kısımla ilgili zaten soruda sorulmuş. Evet, şimdi ne yapalım? Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Köşegenler nasıl? Dik kesir. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşitse otomatikman burası da 17 ise burası da 17 olur mu? Olur. AC'yi 16 vermiş. İkizkenarda çizilen yükseklik olduğundan 16'yı 2 eşit parçaya bölecek. 8, 8. Bak, köşegenlerin dik kesmesini bildiğin zaman diğer özellikler kendiliğinden geliyor zaten. B'de 7, 21 ve 21 vermiş. Arkadaşlar 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden 15 yaptı. Tamam, 21 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. 6, 8, 10 üçgeninden de burası 10 çıktı. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. Birinci soruda. İkinci soruya geldik. ABC'de deltoid demiş. Köşegenlerin dik kesmesini hemen şöyle bir gösterelim arkadaşlar. BD'yi 6 vermiş. Bunlar ikizkenarsa bu da ikizkenar olmak zorunda. XX ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için iki eşit parçaya böldü. Ve bu parça 6 ise 3 3 diye böldü. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 çıkar burası. Başka AC'yi de 10 vermiş bize. AC uzunluğu 10 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Arkadaşlar burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak 3 6 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı 3 kök 5 çıkacaktır cevap. İkinci soru Denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Deltoid olduğundan otomatikman şunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Burada köşegenler dik kesir. Dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. H kare eşittir 1 çarpı 9'dan. H'ı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? AB artı CD isteniyor. AB ile CD'nin toplamı isteniyor. Pisagor bağıntısı H'ı 3 bulduysak arkadaşlar. Burası 1 3 ise şuraya A diyelim isterseniz. A kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 10 çıktı. A da buradan kök 10'a eşit oldu. A'yı kök 10 bulduk. Sonra burada da arkadaşlar 3 ve 9'dan dolayı aslında bu 3 çarpı 1. Bu da 3 çarpı 3. Bu da 3 kök 1'in karesi artı 3'ün karesinden kaç çıktı? 3 kök 10 çıktı. Yani burası da 3 kök 10 mu oldu? Evet. Bizden şu toplam isteniliyor. Kök 10 artı 3 kök 10'dan cevabımız ne çıkacaktır? 4 kök 10 çıkacaktır gençler. Evet, cevabımız böylelikle Denizli çıktı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Deltoid ve BD köşegen olarak verilmiş. AB ile AD birbirine eşit verilmiş. AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit değil midir gençler? Evet, bunlar da eşittir. Şu 1 ve 3 verilmiş ve paralellikler var mı? Yok. Ama bulundukları kenarların orta noktaları demiş arkadaşlar. Şunlar orta nokta, şu orta nokta, şu da orta noktaysa eğer. Orta tabandan dolayı üçgen burası 6 oldu. Yani burası da 6. Burada da şunlar eşit, bunlar eşit. Orta tabandan dolayı 1 iken burası da 2 mi oldu? Evet. Yani burası da 2 oldu. Çevresi isteniyor. 2 artı 2 artı 6 artı 6'dan cevabımız kaç çıkar? 16 çıkar gençler. Evet. 4. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 5. soruya. İşimiz gücümüz ne dedik? Köşegen dedik. Öncelikle BE'nin uzunluğu 6K iken EC'nin uzunluğu 5K verilmiş arkadaşlar. Bunları bir yazalım. Şu deltoid verilmiş bize. Bu deltoidi biz şimdi kullanacağız. Nasıl kullanacağız burada deltoidi? İşimiz gücümüz köşegen. Köşegen yoksa da, köşegen varsa diğer köşegeni mutlaka çizeceğiz. Köşegen yoksa da simetri ekseni olan köşegeni çizeceğiz. Simetri ekseni olan köşegen budur. Çünkü deltoid ya, bunlar da eşittir. Simetri ekseni olan köşegen aynı zamanda açıortay diye midir? Evet. Bak, bu sadece deltoidde açıortay olmadı. Üçgende de açıortay oldu. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani x artı 2 bölü x artı 2 bölü 10 6k bölü 5k'ya eşittir. Evet, 5k'daki 10'sa 6k'daki 12'dir. X artı 2 eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Cevap Balıkesir oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi delta ise şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Şuraya a a dersek burası da 2a oldu mu? Oldu. Hocam Pisagor yapalım ama bence yapmaya gerek yok. 90'ın karşısı 2a, hangi açının karşısı a'dır? 30'un. Burası da 60 oldu. O zaman a kök 3, 30'un karşısı a ise 60'ın karşısı a kök 3 olmalı. A kök 3 eşittir 6 kök 3 ise eğer, a'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. A 6 ise tamam, bundan sonrasına devam edelim bakalım. Şurası da 12 mi yaptı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurada şu köşegeni çizecek olursak
Diğer köşegen bak burada biraz mantıksız oluyor arkadaşlar. O yüzden şu köşegen istersem ikizkenar dik üçgen oluşuyor burada. Ve bu arada 60 burası ya. Bunlar ikizkenarsa tepe açısı 60 ise 180'den 60 çıkart. 2'ye böl 60 60 yaptı burası eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı bir 12 ise burası. Burası da 12. X de buradan neye eşit olacaktır? 45 45 90 üçgeninden dolayı 12 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. O da kaç yapar? 6 kök 2 yapar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Oo, en sevdiğim ağırlık merkezi. Bak soruları ben de ilk defa görüyorum. Gerçekten ilk defa görüyorum. Şimdi diğer köşegeni çizelim. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman köşegen şu simetri ekseni olan köşegen. Köşegenler dik kesir ve şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Bak kenar ortay kenar ortay. Ne çıktı burada? Ağırlık merkezi. Hocam A iken burası 2A'dır. Burası 10 iken burası 5 değil midir? Çünkü kenar ortay kenar ortay burası da ağırlık merkezi oldu. 5 iken A dememe gerek kalmadı. Tamam 7 olduğundan buraya 2 kaldı. 2 iken burası da kaç yapar? 4 yapar. O zaman 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Aşağıdaki telefon ekranında bir mahalledeki yolların kroküsü verilmiştir. Şekilde gösterilen A, B, C, D, E noktaları doğrusal. A, B, C, D ve E noktaları doğrusal. A, B, C, D ve E noktaları doğrusal. Tamam. Yolların kesim noktaları uzunluklar bu noktalar arasında mesafe olduğuna göre 90, 40, 80, 80. Aa, burada ne var arkadaşlar? Şurada bir görüyorsunuz 80'e 80, x'e x. Şurada bir deltoid mi var? Evet. Deltoid de işimiz gücümüz köşegen değil miydi? Hatta simetri ekseni olan köşegen. Bunu çizdik. Hocam bu açıortay değil midir aynı zamanda? Bu da açıortaydı. Bak bu sadece deltoiddeki açıortay olmadı. Üçgendeki açıortay oldu. O zaman kollar oranı yani 80 bölü 120 neye eşit olmalı? Tabanlar oranına eşit olmalı. Yani x bölü 90'a eşit olmalı arkadaşlar. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3, 2 bölü 3. 3'tekinin 30 katıysa 2'dekinin de 30 katı. Yani cevabımız kaç yapar? 60 yapar gençler. Evet. Kaçıncı soru? 8. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 9. soruya. Şimdi 90'ın karşısında eşitlik var. Yani burada ne var? Hop şunu şöyle çizersem. Muhteşem işte hocam. Burası da 10 mu çıktı? Evet. Şu 17 17 10'a 10 çıktı. Yani şuradaki şekil ne oldu arkadaşlar? Bir deltoid mi oldu? Evet. Buradaki şekil bir deltoid oldu. Madem deltoid oldu. Köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik. Hocam şurası 90. Yani burası 90. O zaman bu 90'sa bunlar birbirine paralel oldu. 90'ı boş boşuna vermedi bize. Çünkü burası 90 ya. Hocam o zaman burada bir şey çıktı. Şunlar eşit. Bunlar paralel. Burada bir ortalama mı çıktı? Evet. Yani burası kaç çıktı? 6. Ya da 12, 20. 12, 16, 20 hocam. 16 ise 8, 8 paylaşır da diyebilirdiniz. Ya da ben böyle buradan gittim şimdi. 6, 10. Ne üçgeni? 8. İkizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böleceğinden. 8. Buraya da ne kaldı? 15 kaldı. DE uzunluğu 8, 15, 17 üçgeninden çünkü. DE uzunluğu isteniyor bizden. DE uzunluğu da 15 artı 6'dan 21'e eşit oldu gençler. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu 9. soruda. Ve böylelikle 12. bölüm testini de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 13. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.